Biz de 10 Ekim'de yapılacak bu mitinge en güçlü katılımla, en coşkulu katılımla bütün barışseverleri davet ediyoruz ve umut ediyorum ki gidişatı değiştirecek, savaşı durduracak çok etkili bir mitingi arkadaşlarımız gerçekleştirecektir. Çünkü bu dönemde barış diyebilmek yürekten, içten, samimi bir şekilde barış diyebilmek cesaret işidir. Katılmayı çok istiyorum. Çok büyük olasılıkla ben de barış mitingine bir barış sever, barış isteyen olarak bulunacağım, katkı sunmaya çalışacağım. Sorumluluktan kaçmanın bir anlamı yok. O dönem yapılan büyük çözüm arayışları var. O çözüm arayışları içerisinde siyasetçiler, bürokratlar, yargıçlar, gazeteciler, savcılar, herkes barışa destek sunma, çözüm sürecine destek sunma adına elinden gelen gayreti gösterdi. Ve ortada bir suç falan yoktur. Dolayısıyla büyük bir suçlu psikolojisiyle topu birbirine atmalarını çok yadırgıyorum işin doğrusu. Suç varsa da eğer, siyasiler bu sorumluluğu rahatlıkla üstlenebilmelidir. Bu bir siyasi sorumluluktur. Yoksa valiye, kaymakama topu atarak bu işler yürümez. Yarın göreceksiniz, işler daha da sarpa sardığında muhtarları da suçlayacaklar. Benim naçizane tavsiyem valilere, kaymakamlara, baki olan devletin yönetimidir. Siyasi iktidarlar gidicidir. Kendinizi güvenceye alın. Hukukun dışına çıkmayın. Aksi takdirde devran döner, hükümetler düşer ve hesap verirsiniz. Seçmen 7 Haziran'dan bu yana neyin ne olduğunu çok iyi biliyor, ölçüyor. Ve 1 Kasım'da da sandığa gidecektir diye düşünüyorum. Yani sandığı sarayın bahçesine de koysalar seçmenler gidecek, oy kullanacak. Sıradan bir olay olmadığı çok aşikar. Aylardır gazeteciler hedef gösteriliyor. İsmen ifade edilerek hedef gösteriliyor. Hedef gösterenler hakkında en küçük bir işlem yapılmıyor. Basın yayın organlarının kendisi basılıyor. Bunu yapanlar hakkında en küçük bir işlem yapılmıyor. Bugün gazeteci Ahmet Hakan'a yapılan saldırının altında yatan psikolojik zemin budur. Arkasında hangi tetikçiler var, yönlendiriciler kimdir, ortaya çıkar mı bilmiyorum. Çok umudum yok. Bugüne kadar hiçbir şekilde gazeteci saldırılarında, cinayetlerinde arkasındaki güçler ortaya çıkarılmadı maalesef. Ama siyasi yönlendirme bu işin temel sorumlusudur. Cumhurbaşkanı, Başbakan, AKP sözcüleri, AKP milletvekilleri isim vererek bu gazetecileri alenen hedef göstermişlerdir.